Herkese merhaba. Bugün sizlere fırında az yağlı yoğurtlu e, harika bir patates tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen yapımına geçelim. 2,5 buçuk yemek kaşığı yoğurdumuzu karıştırma kabına alalım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var. Onu da ekleyelim. Baharatlar: karabiber, pul biber, kekik. Kuru nane ve tuz kullandım. Hepsinden ben birer çay kaşığı kullandım. İsterseniz damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bütün sos malzememiz bu kadar. Tırpıcı ile güzelce tüm malzememizi karıştıralım arkadaşlar. Ee, kullandığınız patates sayısına göre sos miktarını artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, bu tarif için 4 tane e, orta boy patates kullandım. Evet patateslerimi önceden e, yıkadım, soydum ve elma dilimi şeklinde e, patateslerimi doğrayacağım. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz ama bu şekilde görünümü de çok güzel oluyor. Evet patateslerimi doğradıktan sonra hazırlamış olduğum sosumun üzerine patateslerimi boşaltacağım ve elimle güzelce e, birbirine yedirmek için karıştıracağım. Evet daha önce de söylediğim gibi patatesler büyükse sos miktarını yani yoğurdu ve yağı biraz daha çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet güzelce patateslerimizi karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili bir tepsiye patateslerimizi alalım. Tek sıra olacak şekilde elimizle yayalım. Bu şekilde yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında patateslerimiz güzelce kızarana kadar pişirelim. Mümkünse sıcak sıcak servis edin. Soğuduğu zaman e, lezzeti kaçıyor. O yüzden yemeğinizi e, yakın yaparsanız daha güzel olacaktır. E, özellikle et yemeklerinin yanında, pilavın yanına e, inanın çok yakışıyor. Özellikle çocuklar çok severek tüketiyor. Eğer daha önce bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de çok hafif oluyor. Normal e, yağda kızartılmış patatesler bildiğiniz gibi çok ağır oluyor. Ama bu şekilde e, inanın tadına doyamayacaksınız. E, mutlaka şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, şöyle e, servis tabağıma alıp bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi e, inanın e, lezzeti şahane görüntü de aynı şekilde. Eğer bu şekilde daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.